Türkiye'nin desteğini arkasına alan Azerbaycan, Ermenistan karşısında Karabağ'da tarih yazdı. Dünyanın konuştuğu zafere Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği insansız hava araçları damga vurdu. Türkiye'nin Azerbaycan'a destek için gönderdiği hava araçları, Mehmetçik tarafından Irak, Suriye ve Libya'da da kullanıldı. Gösterdiği üstün başarılar nedeniyle dünya ülkelerinin radarına giren yerli ve milli SİHA'lar, Türkiye'de yayınlanan dizilere de zaman zaman konu oluyor. TRT'nin yayınlandığı günden itibaren reytinglere ambargo koyan teşkilat dizisi bu projelerden sadece bir tanesi. Gündeme düşen iddia ise, Kurtlar Vadisi hayranlarını heyecanlandıracak türden. 2022 yılında Kurtlar Vadisi Kaos ismiyle ekrana gelmesi beklenen Türk televizyon tarihinin efsane dizisi büyük bir sürpriz yaptı. Zaman zaman Deli Yürek'te Yusuf Miroğlu'nu oynayan Kenan İmirzalıoğlu ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeylisi, Kurtlar Vadisi'nin de Süleyman Çakır'ı Oltay Kaynarcan'ın da isminin anıldığı, yeni Kurtlar Vadisi'nin Azerbaycan'da çekimlere başlayacağı öne sürüldü. 2022 yılının Nisan ayında yayınlanacağı öne sürülen fenomen dizide Polat Alemdar karakterini oynayan Necati Şaşmaz'ın Karabağ'da görev yapan kahraman askerlerle bir araya gelmesi ve Azerbaycanlı yetkililerle görüşmesi bu iddiayı güçlendirdi. Kurtlar Vadisi'nin Azerbaycan dizisinde, Azerbaycan ordusunun kahramanlığı ve Türkiye'nin kardeşine nasıl yardım ettiği anlatılacak. Necati Şaşmaz'ın çekilen fotoğrafları da söz konusu iddiayı daha da çok güçlendirirken dizinin hayranları resmi açıklamanın gelmesini heyecanla bekliyor. Şu ana kadar Azerbaycan ve Türkiye cephesinden böyle bir açıklama gelmediği gibi ünlü oyuncu Necati Şaşmaz ve yapım şirketi Pana Film'den de bir açıklama yapılmadı.